Herkese merhaba personel takipçileri. Bugün DCS World'de F-16C ile First in Vessels Over Syria kampanyasının 3. görevine çıkıyoruz. İlk iki görevde elde ettiğimiz tırnak içinde başarılardan sonra bugün Derezor'a geri dönüyoruz ve daha karışık bir operasyonla karşı karşıyayız. Hazırsanız göreve başlayalım. Dediğim gibi bugünkü görevimiz bu Derezor'daki konuşlanmış hava savunma sistemlerini yok etmek. Bu istihbarat raporlarına göre bölgede SA-2, SA-3, SA-6 ve SA-8 ve SA-9 bataryaları bulunacak. Amacımız bunları ortadan kaldırıp veya meşgul edip hava üstünlüğünü sağlamak ve hedefi vuracak uçakları, bu biz de olsak veya başkası da olsa, işlerini kolaylaştırmak. Size bu briefing dosyasını burada sayfa sayfa gösteriyorum. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bunları çevirip açıklama kısmında linklerini paylaşacağım. Fakat şu an teknik zorluklarla uğraştığım için bunu yapamıyorum. İlerleyen zamanlarda ekleyeceğim. O zamana kadar hani Türkçe çeviriye ihtiyacı olanlar herhalde bu ekran görüntülerini ChatGPT'ye vesaire koyarak çevirisini görebilir. Keza burada da görev detaylarımız var. Şimdi bunların üstünden geçeceğim. Bir hızlı hızlı her birini gösteriyorum ki videoyu durdurup okumak isteyenler okuyabilir diye. Çünkü derinlemesine görmek istiyorum. Bunlar göreceğimiz hedefler, fazla gittik. Buradan devam edebiliriz. Şimdi uçak görüntümüze geçelim ve neyle nasıl karşılaşacağımızdan bahsedelim. Şimdi bir yandan kneeboard'u görüntüde tutarken şu detaylardan bahsedelim. Şöyle yapalım. Oyunda tarih 27 Haziran 2013 ve Sword 2.1 olarak bu üçüncü görevimize başlayacağız. Hedef alanımız dediğimiz gibi Derezor hava üssü. Burada da iki ayrı hedef var. Birincisi üssün kendisi. Burası CIA'nın faaliyet merkezi ve burada çok sayıda ekipman var. İkincisi bu üssün 4 mil batısında yer alan petrol depolama tesisi. Bunları etkisiz hale getireceğiz. Şimdi hava durumundan bahsetmek istiyorum. Videoda da şurada kısa bir şekilde göreceğiniz üzere bu hava durumunun öneminden de bahsetmek gerekiyor göreve başlamadan. Çünkü hava durumu bütün operasyonumuzu etkileyecek kadar güçlü. Geri kalan her şeyi, yani ne kadar hazırlıklı olsak bile hava kontrol edemediğimiz bir kısım. Burada 22 derece bugün, biraz daha serin bir önceki göreve göre, fakat bulutlu. 11 ile 14 bin fit arasında bir bulut tabakası var, bir katmanı var ve 23 bin fitte bir bulut tabakası, bir katman daha olacak. Öte yandan rüzgarlı bir gün. Yerde 7 knot olan rüzgar 20 bin fitte 25, 26 bin fitte 35 knot hızına çıkacak. Bu da operasyonumuzu nasıl etkileyecek? Operasyonumuzun yukarıdan güvenli bir irtifadan, şunu kapatıyorum, ses dikkat bozmasın. Yüksek irtifadan bombalayamayacağımızı söylüyor. Dolayısıyla bulutların aşağısında takılmamız lazım. Bu 10 bin fit olacaksa burada SA-8 ve 9'lar bizi vurabiliyor olacak. Isı güdümlü füzelerle veya radar güdümlü o AAA'lerle bize ateş edebiliyor olacaklar. Bu bir engel. Çünkü beklenmedik hedefleri vurmamız gerekiyor. Sırf koordinatlarını biliyor olsaydık tepeden gene bombayı yollardık. Öte yandan bu rüzgarlar sebebiyle bu bile çok iyi bir fikir değil. Çünkü GPS güdümlü olmalarına rağmen bazı bombalarımız bu rüzgarda isabetli bir şekilde vuramayabilir. Biraz dinamik bir göreve zorluyor. Sabah 6'da başlıyoruz. Bunun da bir dezavantajı. Kanatlarımızda bulunan Maverick'ler ısı güdümlü. Sabah az ısılı ortamda kalibrasyonda biraz zor yapıyor olacağız. Bunu havada daha sonra ilerleyen saatlerde yapabiliriz. Uçuş rotamıza bahsedersek de şu diğer görüntüye geçeyim. Fazla oyalanmadan. Bir önceki göreve çok benziyor arkadaşlar. Hemen hemen aynısı diyebilirim. Bir numarada Suriye sınırında buluşuyoruz. Kuzeydoğu'ya doğru çıkacağız. 3'te
IP point dediğimiz initial point'te görevimizi resmi olarak başlatacağız. 4'te petrol tesisi, 5'te de hava üssünü etiketledik. Her şey yolunda giderse 6'ya güneye egres edeceğiz. Yakıtımızı aslında Shell'den alacağız ve 7-8'den üstümüze döneceğiz. Hızımız giderken biraz daha yavaş olacak. 0.65 Mach'ta, 25 feet'te. Bu da yakıt tasarrufu için önemli. Bununla ilgili enteresan bir bilgiyi de havada paylaşacağım. İnşallah unutmam. Dönerken biraz daha hızlıyız yakıtımız kalırsa. 3500 pound'a düşerse yakıtımız, ne varsa bırakıp döneceğiz. Umarım başarılı olur. Çünkü başarılı da olsa, başarısız da olsa bu video kaydedilip yüklenecek. Kanat altı donanımlarımızdan bahsedelim. Burada şöyle verirsem sanırım daha iyi olacak tekrar. Bir sonraki videolarda bunu daha hızlı geçmeyi düşünüyorum. Mesela kanadımızda her zaman uçlarda AMRAAM 120'ler ve M9M'ler olacak. Bu paylonlarda ağır bir şey başka bir şey taşıyamadığımız için görece ve herhangi bir beklenmeyen bir unsur çıkarsa hava tehdidi, kendimizi savunabilmemiz için bunlar her zaman burada olacak. Diğer loadout'umuz çok benziyor bir önceki göreve. Gene 7 numarada 2 tane ısı güdümlü maveliğimiz var, GBO bombalarımız var. Fakat bu sefer HTS podu alıyoruz yanımıza. HTS podu normalde HARM füzelerle, AGM-88'lerle kullanılıyor. Bize kitlenen bir radar güdümlü hava savunma sistemi olursa bunun yerini kabaca belirlememizi sağlıyor. Fakat TGP poduyla bir arada çalışıyor bunlar. Çalışabiliyor. Bizim yaklaşık nereye bakacağımızı gösterecek. Yani bizde şu an HARM taşımasak bile işimize yarayacak. HARM taşıdığınızda direkt bu podun verdiği bilgiyle HARM'ı otomatik yolluyorsunuz ve çok rahat oluyor. Çok fazla chaff alıyoruz. Çünkü radarlarla uğraşacağız. Flare'ımız 30 tane. 6.30'da kalkacağız. Evet. Daha fazla uzatmaya lüzum yok. Şu iPad görüntüsünü buradan kaldırıyorum. Kalktıktan sonra ekleyeceğim. İlk önce motorumuzu çalıştıracağız. Kalkış izinlerini isteyip havaya kalkacağız. Cleared for engine start. Cert 2-1, starting engine. Soldan sağa, yavaş yavaş. Geldi, yakıtımı arttırıyorum. Motor çalışsın o sırada. RPM rising. Good start. Sort 2-1, radio check. Loud and clear 2, follow me waypoint 1, see you up there. Taxi iznimizi aradan çıkaralım. Tail 4 ground, sort 2-1, requesting clearance to taxi. Sort 2-1, you are cleared for taxi to runway. Sort 2-1.
sağladık. Navigation'ı geçiriyoruz. Burun tekerlerimizi açtık. Sistemlerde kendi ayarladık. Yönetmen otomatik yapıyor. Evet. Şimdi ufaktan hareket etmeye başlayabiliriz. Çizgi, military power çizgisi, %100 çizgisi, orada tam güç veriyor, onun üstü afterburner. Evet, geldim, seatimizi kapatalım. Şimdi bir Maverick'lere bakacağız, yapabilirsem. Daha şöyle, şu uçağa çok yakın bir hedef ama. Bakacağız. Bu arada kalkış izni de isteyelim ama. Bir saniye, şu Maverick'ler açıldıysa, yüklendiyse süper olacak. Görüntü gelene kadar. Biraz 2-3 dakika kadar sürebiliyor. Evet, görüntü geldi. Şimdi burada hizalarken şey yapacağız. Şu tanka bakıyorum ve burada bakın ne kadar farklı görüyor. Bu paralaks olayı dediğimiz farklı açılardan baktığı için biri buradan bakıyor, biri şuradan bakıyor. Bu ikisine hizalayacağız. Eğer Maverick'ler şu tarafta olsaydı fark artacaktı bile soldaki kanatta. Dolayısıyla mükemmel bir ayar hiçbir zaman yok yaklaşık olarak. Ben burada şu an puan veriyorum, şu an kilitleniyorum. Maverick'le geçiyorum. Aynı yere bakıp kilitleniyorum ve burada Borsight diyorum. Bundan sonra kilidi kaldırıyorum. Ve aynı yere bakacağını ümit ediyorum. Şu an gelip kaçtı. Thank you.
Tower 2-1, you are cleared for takeoff on runway 28, wind 253 for 7 knots, altimeter 2975. Sort 2-1. Yoğun olduğu için ve biz daha
uçakları, askeri uçaklar hepsinin yüksek irtifada uçmasında aynı sebep yatıyor. Ne kadar yüksek uçarsak onun da bir optimum dengesi var. Mesela cruise bilgisayarımız gösterecek. Mesela kalktığımız üste dönerken diyor optimum 6 metre 30 bin feet diyor. En az burada yakıt tüketiriz diyor ve şu kalan yakıtımızı gösteriyor. Dolayısıyla bu görevlere giderken dönerken yüksek irtifada gitmemizin sebebi bu. Bakın hala yakıtımız düşüyor. Biraz yavaşladığımız için afterburner'ı açacağız. Burada 18.000 feet dedi, biz biraz tırmandık. Zararı yok. Nasıl olsa point one için yükseleceğiz. Bir öyle. Şu da ikinci bulut tabakasındayız. Ne kadar güzel bir manzara. Çok eski. Tutuşuyoruz. İnanılmaz bir manzara. Böyle böyle tasarruf yapıyoruz yakıttan. Çünkü F-16'nın çok az kapasitesi olduğu için. Bakın şu an saatte 8.000 pound tüketiyoruz. Ve 10.000 pound yakıtımız var. Yani bir saatte bitecek bir yakıtımız var. Ve neredeyse uçuş planımızdaki yakıtla 1'e geldik. Bu sefer cebimizde fazladan durmuyor. Radyoyu Sword'a ayarlayıp geldiğimizi haber verirdim. Sword lead, Sword 2 approaching waypoint 1, ready to push. Got the Sword 2, pushing waypoint 2. Sword 2-1. Sentinel on uniform. Two set. One, two set. Oh, come on, boss. You know trouble always finds me.
sağ altılarla ilgili bir muhabbet dönüyor. Fakat o sırada bir şey olmuşsa kilidin bozulduğu
bozulması işimizi sağlama almıyor. Tekrar kilidi, radar kilidi atarsa füzeyi tekrar yönlendirebiliyor. Dolayısıyla kilidi kırıp harm varsa yolluyoruz. Yoksa yere iyice yaklaşıp bizi göremeyeceği bir şekilde yer seviyesinde uçmamız gerekiyor. Ve ona göre elimizde ne varsa uygun bir şekilde saldırmaya çalışacağız diyor. Burada konuştukları muhabbette SA-6'yı niye açık tutuyorlar vesaire diyor. Bunun birçok sebebi olabilir diyor. İşte kötü eğitim, ellerinde atacak füzelerin olmaması vesaire vesaire. Niye boşuna yerini belli ediyorlar eğer saldırmayacaklarsa diye. Popeye bize her zaman siz hazırlıklı olun da diyor. Gerisi şey olsun. En kötü senaryoyu hazırlayın. Gerekirse vurursunuz. Harm'ın en büyük dezavantajı radar sinyali emit ederken sadece vurabiliyor. Radar sinyali kesilirse Harm nereye gideceğini bilemiyor. Zaten o yüzden bulutlara birazcık canımız sıkılıyor. Çünkü böyle bir şey olursa aşağı inip hedefi görsel bir şekilde doğrulayıp koordinatını girip başka şeylerle vurmamız lazım. Her şeyin artısı ve eksisi var. Ve savaş ortamı çok dinamik olduğu için sürekli buna adapte olmamız gerekiyor. En basitinden yani işte bulutlar. İstediğiniz briefingi görebilirim. Yapın, hava durumu değişirse ona uymak zorundasınız. Bazı büyük yerlere saldıracaksak radardan bakabiliyoruz. Fakat yeri değişen mobil birlikler için bu söz konusu değil.
Orada da bu arada HST podumuzla bakabiliriz. Biri radarını açarsa burada onları göreceğiz.
Gayet iyi geçtik. We'll set up an orbit near the target and see what shakes loose. I'll set up south of the airbase. Forrest, I want your element 5 miles west of the storage facility. Okay. Bize şey çaktı, orbit yap dedi. Bu arada bu halkalar her biri bizim ayarladığımız menzilin 3'te 1'i. Yani şu an 15 mil çapında istersek 5-10-15 oluyor. 10-20-30 oluyor. Bu şekilde işliyor. O yüzden şöyle 15 yapıyorum. 4'ün 5 mil batısında kal diyor. Yani şu an kabaca 4 numaranın 5 mil batısındayız. Burası kuzey güney. Bu şekilde hani situational awareness'ı nerede olduğumu biliyorum. Bunu 30 yaparsam göz kararı ayarlamam biraz daha zor olacak. Şu an 15 yeterli. Zaten çok büyük bir görev alanımız yok. Çok zoom out yapmanın bir anlamı da yok. Bulutların altına inip temiz temiz buralarda takılacağız. Rifle.
one rifle. Kurabileceğiz mi? Harika. Gitmiş olması lazım onun artık. Evet, süper.
SA-6, 7 miles southeast of the airbase. We'll keep it occupied while the strikers are over the target. Copy, all squad 1-1. Yeah. Bunları bitirmeseydik. Şu an PGM-2 en yüksek kalitede. Dolayısıyla bir bulutların altına inip. 4-2-2, engage SA-6. Hadi harm yapıştır. 4-2-2, engage SA-6. Bakın data linkten bize taralı çizgiyle engage ettiğini gösteriyor, kilitlendi. Ki aynı hedefe saldırmayalım diye, çok güzel bir özellik. Bakalım TGP'den de, aha bulduk biz. Door 22 Magnum, SA-6. Hadi bakalım ne olacak, şu TV'den izleyelim. TV'de de gözükmüyor. Mavi. Door 22 Winchester. Son harmını da attı, bayağı uzaktı. Biz de bunun bu kadar dibinde gezinmesek keşke ama. Harm gidiyor buna. Thank you.
1 ready. Okay, Forrest, I'll lead. If I go defensive, I want you to go hot. When you defend, I'll go hot. Take the radar first, we'll clean up the cells after. Copy, I'll lead. Code 1-1, engaging SA-6. Kalsaydı çok işe yarardı şu an. Triple A var şu an.
dönüyorum artık ya. Vurdum, vurulduk işte. Manped yedik ya. Abort artık. Lead, sort 2-1, ready to depart. One tail killed. Yakıtımız bitiyor eşek gibi. Tırmanı süzülebilmeye deneyelim bakalım. Çok sıçtık şu an. Ya yakıt bitiyor. Şimdi motor kesilecek. İmkanı yok da süzülemeyiz. İşte. Sort 2-1 damaged but still up. Yeah, damaged still up. Çok fazla sürmeyecek bu şikayet. Bu bizi çok az götürecek. Olabiliyor görevler. 4 sorti yapalım dedik. Son anda o kadar sorti yaptık ki 3-4 defa. Biri çıktı bazugayla indirdi. Barımızı yoğumuza atıp süzülmeye çalışalım. Bakalım ne kadar süzülebileceğiz. Çok da gidebileceğimi zannetmiyorum ama. MFT'ler bitmeseydi güzel olurdu. Evet, başarılı bir görevi başarısız bir şekilde bitirdik. Bütün tellere niye vuralım şimdi? Doğru mudur? Bu görevin tekrarını ister misiniz? Söyleyin bakalım. Şu an hala kontrol bizde. Üste doğru gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Çok fazla uzağa gidebileceğimi zannetmiyorum. Şimdi bunlar vuracak zaten bizi. Eject etmemize gerek yok ama eğer yine ne kadar kesilirse eject ederiz. Tekeri açıp daha çok durak yaratmam lazım. Bir yerde inmemiz lazım. Pilot kurtarma operasyonuna dönecek. Şu Palmyra gitsek bari ama oraya bile yetişmeyeceğiz ki. Evet, ben burada bu görevi indikten sonra kapatacağım. Her şey başarılı olmak zorunda değil. Realistik tutmaya çalışıyorum. Bir sonraki göreve geçeceğim.
görevi gördük. Bundan sonrası inmekte. Hikaye akışını bozmadan bir sonrakiyle yapacağım. Bunlar... Evet. Kritik öneme sahip bir tesis. Şimdi ben sız kazanı flare atacağım. Evet. Normalde valla da nereye kaçacak deliğimiz de yok herhalde. Toyota pick-up'larla gelir alırlardı. Evet. Bu görevimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Dördüncü görevde bakalım neler yapacağız. Bunu başarılı olarak yazıyorum. Çünkü bitirdik. Geriye dönmesi kalıyordu. Hatta bizim Popeye bütün o telleri launcherlarını vurmamızı istemeseydi tertemiz egress edip dönecektik. Veya ilk başta mühimmatları boşa harcamasaydık onları GBO'larla, Maverick'lerle temiz temiz vurabilirdik. Yani eminim ki YouTube'da bu videoyu başarıyla yapan insanlar da vardır. Bizimki bu şekilde oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Dördüncü yayında buluşalım.